Alo. Safiye, ben Polat. Merhaba, niye numaran çıkmadı? Başka bir numaradan arıyorum seni. Bir problem mi var? Bir gelişme var babanla ilgili. Görüşmemiz lazım. Tabii ki. Hemen çıkıyorum. Yalnız tek başına gel Safiye. Olur. Ofiste misin? Evet. Allah'ım lütfen çalışsın. Ne olur çalışsın. Allah kahretsin. Kahretsin. Safiye'den gelmiş. Şerefsizler.
Safiye! Ben buradayım. Geçti, geçti. Teşekkür ederim. Havalandırmayı kurcaladığımda birden duman geldi deliklerin arasında. Öksürdüğümü hatırlıyorum. Ama sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Orada öleceğimi zannettim. Kapısı bile yoktu. Bir duvar vardı. Aklımı yitirecektim. Herhalde bir şekilde sizi aradığımızı öğrendikleri için yerinizi değiştirdiler. Kim bunlar? Babamın katilleri mi? Evet. Ama bunları konuşmak için daha çok zamanımız olacak. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama asıl bir konu daha var. Maalesef anneniz kaçırılmanızdan çok kötü etkilendi. Annem nerede? Hastanede mi? Doktor sürekli yanı başındaydı. Ancak... Ancak ne? Nergis Hanım'ı kaybettik. Başınız sağ olsun. Ferte malum ex vobis. Ne oldu? Her şey normaldi, ben de anlamadım.
Halil İbrahim Kapar. Ben silah taşımam. Tutmam. Safiye Hanım, her an aklım sizde kalıyor. Korumalar var ama Polat'ın açamayacağı bir güvenlik yok. Ben kimseye ateş edemem. Eğer buraya gelirse sizi öldürmek için gelecek. Ya siz ona ateş edeceksiniz ya o size. Eğer bir sıkıntı olursa lütfen beni arayın. 24 saat telefonum açık. Silah da sizde kalsın. Peki. Bu bende kalabilir mi? İade edeceğime söz verdim. Ama aileme ait bir yüzük. Bir benzerini yaptırmaya çalışırım iade için. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Her zaman yanınızdayım. Etkisiz hale getirmeye çalış. Kimseyi öldürmek yok. Abiye sıkarlarsa? Nevzat, biz içeri girmeden bütün emniyetin burada olmasını istemiyorum. Sen Safiye'yi al, girdiğin yerden dışarı çık. Anladım abi. Ya gelmezse kız? Kimse hakkında iyi bir şey söylemiyor senin. Gelmek istemezse de getir Nevzat. Anladım abi. Bu katır kızı vurup getirmeye. Hayır söyleyelim, hayır olsun. Erken geldiler. İyi oldu. Açlıktan ölüyorum. Çorbacı vurar gideriz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Devrem siz gidin. Allah razı olsun. Hasanlar nerede? Devrem ben ne bileyim. Bizi verdiler işte. Hem ne fark eder? Doğru söylüyorsun. Hadi size hayırlı nöbetler. Thank you.
Bu ne lan? Allah'ım. Ne oluyor? Bir silah sesi duydunuz mu? Sen şalteri bul. Gelen var. Tanrı misafiridir. Bir bardak daha koy bacım. Daha iki kişiler. Misafiri değil. Çaylar kalsın. Ne oldu emmi? Biz eşek bekliyorduk. Çakal.
insanlar geldi Reyhan'ım. Ya sen yorgan döşek, bir şeylerin altına gir. Emmimin evini basacaklar. Ben karı gibi yorgan altına gireceğim. Yahu ciğeri olana erkek diyorlar bacım. Yoksa üç taş oynayana demiyorlar. Bana bak, sen yine de tüpüyü ateşleme. Biri yanaşırsa sıkarsın. Yakalayın şunları. Ne oluyor lan?
Abi gelme! Nebati abi, kılıcı vurdular. Nizam bıçağını aldı. İnşallah durmuştur. Teslim ol. Ellerini başının üstüne koy. Dizlerinin üstüne çök. Polat Alemdar nerede? Ananas ol. Solüsyonu getir. Polat Alemdar nerede? Kriptex nerede? Anan aldı. Polat Alemdar nerede? Adın ne? Adın ne? Senin adın Zülfü Yüksel. Yüksel. Benim adım Abdüley. Hayat verenin kuluyum. Hayat verenin kuluyum. Hayat verenin kuluyum. Ben Safiye. Safiye sen misin? Evet benim. Polat başım dertte. Neredesin? Şu anda sana yerimi söylemem mümkün değil. Senin sen olduğuna inanmam için sorduğum soruya cevap ver. Abinin ilk ismi ne? Polat benim. Şu anda bunları konuşma imkanım yok. Lütfen bana yardım et. Benim için tek başına Yedikule zindanlarına gel. Tek başına. Yoksa beni öldürecekler. Safiye değil. Ne istiyorlar abi? Tek başıma onların istediği yere gitmemi. Abi tuzak. Gitmeyeceksin değil mi? Arabamı hazırlasınlar. Kimse peşimden gelmeyecek. Memati arar aramaz bana ulaşmaya çalışın. Abi. Mehmet Karahanlı'nın kızı için neden kendini de bizi de yakıyorsun? Kimin kızı olduğunun ne önemi var? Beni istiyorlar Abdüley, anlamıyor musun? Kardeşim olduğunu bilmeden kaçırmadılar ya. Thank you.
Bugüne kadar Tanrı'nın lanetli kitleleri arasında dolaşıp durdunuz. Bundan sonra Tanrı'nın bizlere bahşettiği ince merhametli yoldan yürüyeceksiniz. Siz kimsiniz? Biz öncelikle saf ve temiz bir kalple, bir soylu olarak egemen krala hizmet etmeyi arzu eden, soylu itaat zırhını giymeyi isteyen kardeşlerle konuşuruz. Benden ne istiyorsunuz? Günahlarınızın affedilmesi için bir yolculuğa çıkacaksınız ve bunu isteyerek yapacaksınız. Günah? Cennetin krallığında yok olmaz bir şan ve şeref ödülü alacağınızdan emin olun. Sizin hiçbir şeyinizi almam. Sizin hiçbir şeyinizi istemem. Beni öldürün. Polat Alemdar, Ali Can'dan Efe Karahan. Size hangi isminizle hitap etmemizi istersiniz? Beni öldür. Senin gibi dünyanın her ülkesinde onlarca, yüzlerce vatanperver var. Devlet ve yeraltı dünyası her yerde savaşır. Ve biz bunları izleriz. Kimin kazanacağına biz karar veririz. Beni öldürün. Seni biliyorum.
Seni biz seçtik. Ne için seçtiniz? Babana kurdurduğumuzu sana yıktırmak için seçtik. Karahanlı'yı siz öldürdünüz ya. Beni de öldürün. Mehmet Karahanlı yeni dünyaya uyum sağlayamadı. Soğuk savaş zihniyetinden vazgeçemedi. Oysa biz savaşımızı büyüttük. Bütün dünyaya savaş açtık. Baban Irak'taki savaşımızda bizi yalnız bıraktı. Bedelini ödedi. Öldü. Ama sen bizi yalnız bırakmayacaksın. Siz kafayı mı yediniz? Siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Siz kimsiniz? Biz seni mezara koyan, öldüren, sonra dirilteniz. Allah'sanız öldürün! Yeniden öleceğin zamanı da biz tayin ederiz. Kız kardeşin hayatı senin elinde. Elif Eylül'ün hayatı senin elinde. Ve bütün sevdiklerinin hayatı senin elinde. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bizim için birini öldüreceksin. Kimi? Öğreneceksin. Sizin istediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. Başka şansın yok. En iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Sevdiklerinin hayatını korumak için yüzünü değiştirmedin mi? Biz sana bir kez daha bu imkanı vereceğiz. İstediğimiz adamı öldüreceksin. Sonra sonsuza gideceğin yeni bir hayat. Benden başka katil bulamadınız mı? Neden ben? Bunu yapacak askeri eğitiminiz var. Üstelik 3 yıl öncesine kadar kırsaldaydınız. 3 yıldır da mafyanın içinde hayli pratik kazandınız. Kimin nerede öldürmemi istiyorsunuz? Bunlar için zamanın olacak. Biz sana her yerde ulaşacağız. Her yerde seni izleyeceğiz. Suikastı başaramama şansın yok. Bu cinayet bütün Orta Doğu'yu özgürleştirecek. Eğer bu özgürleştirmeye karşı çıkarsan kız kardeşin ölecek. Bize ihanet edersen Elif'in ölecek. Artık sana ait olmayan bu topraklara dönmeye çalışırsan Ömer baban ölecek. Bizim planlarımızı bozmaya çalışırsan Nazife annen ölecek. Senin bu mezardan çıkmana diyet olarak her halükarda seni bize hediye eden kadın öz annen Nergis Karahanlı ölecek. Eğer beni şimdi öldürmezseniz, andolsun hepinizi acı çektirerek öldüreceğim. Eğer beni bu anlattığınız kadar tanıyorsanız, beni öldürün. Beni cehennemin dibine de atsanız, hepinizi öldüreceğim. Sevdiklerimin tekinin canını acıtırsam. İstikrarsızlığa devam. 2. Lübnan'daki Suriye yanlılarına ve Suriye ile dost kalalım gruplarına darbe. 3. Suriye'yi dünyanın gözünde bir numaralı terörist ülke konumuna itmek. 4. Suriye'yi karıştırmak. 5. Gerekirse Suriye'yi işgal etmenin dünya kamuoyunda onayını almak. 6. Irak'tan sonra Suriye'yi de ateşin içine alıp
İran'la devam etmek. Şimdi... Fuat Senyora'yı neden Suriye'de öldürmek istiyorlar? Yedi. Hariri suikastini Senyora çözdü. Sekiz. Senyora Suriye'de öldürülürse... Suriye'nin artık kaçacak yeri yok demektir. Ben burada ne yapıyorum ki? Türkiye bu suikasti işletip... Türkiye'yi de listeye alacaklar öyle mi? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben Türkiye'ye dönüyorum. Ya Ali, vay nakın tasarla kem yum gayb. Ta ta, ta fut la cuva kabil mayı şu fekada ta. Fut fut fut. Tıfada. Ente cuvaşi? Adırla şi teker. Ana sebaan. Ma demek? Söyle lan kase çay. Tefadıl. Tefadıl. Tamam tefadıl. İki gündür seni bekliyorum. Neredeyse evden çıkmadım. Bir ara umudumu kestim. Herhalde gelmeyecek dedim. Neredeydin? Otelde. Neden bana gelmedin? Neden bana gelmedin diyorum. İşlerim vardı. Ne işi? Ne yapıyorsun Ali? Sen kimsin? Ben kimim biliyorsun. Sen kimsin? Bir daha sormayacağım. Ahmet Kerim'i. Beni nereden tanıyorsun? Ali yapma. Kimin geleceğini söylediler. Kim söyledi? Emin söyledi. O kim? Bizden. Çok tanımıyorum. Benimle o temasa geçti. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece buraya geleceğini... ...sana yardımcı olacağımı söyledi. Bir de çanta bıraktı.
Ne çantası? Bakmadım içine. Nerede? İçeride, odada. Şimdi seninle oraya gideceğiz. En küçük bir hareketinde boğazını keserim. Beni iyi anladın mı? Ali, ben sana ne yaptım? Beni iyi anladın mı? He, anladım. Çanta nerede? Orada, kutuda. Ben üç deyince yavaşça eğileceğiz. Sen kutuyu çekeceksin, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Çantayı çıkar. Tamam. Ali, vallahi billahi ben sana bir kötülük yapmadım. Çantayı çıkar. Kim bunlar? Eyvah, muhaberat. Takip edildin. Yalan söylüyorsun. İstiyorsan öldür. Nasılsa bizi öldürecekler. Kim için çalışıyorsun? Bilmiyor musun? Buradan çıkmalısın. Evin başka çıkışı var mı? Var. Oradan. Thank you.
Burada da çocuklar var. Niye bu işi Şam'da değil Halep'te yapıyorlar ki? Son nokta. Buradan sonra kimse Fuat Senyora'ya bir şey yapamaz. Başbakan burada kısa süre duracağı için tepelerde koruma amaçlı sniper olmayacaktır. İki binada suikast için uygun. Ama en doğrusu güneşin batış yönüne göre binayı tercih etmek. Saate göre güneş burada arkada kalacak. Ateş edilen yeri güneş parladığı için seçmek zor olacak. İçinde de bir iş var. Thank you.
görmek istiyorlar. Cami çıkışı. Aşağılık herifler. Gaziantep, Seyit Alep. Ne kadar Antep'e benziyor? Gaziantep, Seyit Alep. Hasbinallah ve la'mel vekil. Başka biri var mı acaba? Başbakanı öldüreceğim. O beni öldürecek. Pis herifler. Ben başbakanı ateş etmezsem onlar ateş edecek. Siz göreceksiniz.
Onun işi bırakılmaz ki burada. İzimizi bulurlar. Eşfiye hey eşfiye. Ezeb çile vahdek bütün zadahrek. Betip sadek. Allah vahdek. Şu kanca ziren. Aleyhim ben. Bir memleket bu kadar mı benzer bize? Kadına aynı, erkeğe aynı.
Kavşak en uygun yer. Camiden vazgeçmek zorundalar artık. Gitmeden hemen önce öldürmek isteyecekler. Ben o çatıda olacağım. Lübnan başbakanı ölmeyecek. Öldüremeyeceksiniz. En azından Suriye'de. Fettaşune Martin bir aşır kilometre. Vallahi lazım. Ende şığıl ktir müstacel. Nihne kemen ende şığıl mühüm. إذا بتريد نزال من السيارة راح أفتش. ضحي لعينك ما عندي شيء. ما في شيء بالسيارة. قلت لك نزال. وقف هونيك ورفع ايدك روح. دير راسك طلع قدامك. ما بطلع ولا شيء. بدنا نروح على المنفر. ليش؟ بدون أسهل. طلعوا على السيارة. حدا يقول لي إيش عم بيصير؟ إيش سويت أنا؟ إذا بتفتح تمك بكن بكسر راسك. طلع. فوت. قادر بعرف أنا ليش هون؟ إيش اسمك؟ حبيت أماكن. عم بقول لك إيش اسمك؟ محمد علي سرداري. أنا من بيروت. أنا من وطن لبنان. بدي يكن تخبروا للسفارة اللبنانية بالشام. أنا جاي للتجارة. تجارة إيش؟ تجارة مواد بناء. وليش في أمبلي مربوطة في أجهزة التفجير بالسيارة؟ أمبلي؟ تقدروا تتهمونا بكل شيء. بس مو بأن حامل إنبلي. بس سيارتي تفتشت في كذا مرة. من وين تلهت هالإنبلي؟ على كل حال سيارتك هلأ تحت التفتيش. فتشوها. فتشو كل مكان فيها. ليش سكتت؟ ما سكتت. بس نشفريه. شوف يا سردار، إذا كنت صادق معنا نحن ما راح نأذيك. نحن هون المخابرات، وحدا من عنا من هون ما بيطلع كذاب. إيش بتريدوني أكلكم؟ وقفتوني عليك طريق اللي مروق منه على شغلك اليوم، وجبتوني لهون، وإنتوا هلك عم بتقولوا إن حبي أليات تفجير أمر. هذا كذب. بدكن قتلوني، بس هالحكي كذب. على كل حال نحن منقرر شو هو الكذب.
الموضوع صار فيه تشابه سامي إلا شوي كنت رحت فيها. شلون يعني؟ اجتنا استخبارية عن شخص اسمه محمد علي السرداري وهو أردني الجنسية، بأنه بده يكون بعمل تفجير. قبل شوي جماعتنا كمشو واعترف بجريمة اللي كان بده يسويها. أنت حر. بصير هيك شيء؟ قبل شوي مو كان بدك تروح؟ على كل حال طلعنا تعميم برقم سيارتك وزعناها على مراكز التفتيش منشان ما يوقفوك مرة تانية. Nasıl yetişirim? Yoksa Fuat Senyor'u öldü. Tüfeği bulamadılar. Hayret. Demek ki ihbar yok. Nasıl çıkaracağım arabadan? Çatıya nasıl çıkacağım? Hayda. Tuzağa düşürdüler. Freni boşalttılar. Bombalı suikast. Arabada bomba var. Efendim. Kahve rica ediyorum Feraye. Emredersiniz efendim.
tutayım efendim. Gerek yok. Dönecek misiniz efendim? Servis için sizi bekleyeyim, onun için sormuştum. Bekleme. Sadece işini yap. Peki efendim. Sabah bu hizmetçi kızı yolla buradan. Emredersiniz efendim. Baba. Annem nerede? Ne oldu? Bırak o silahı. Mehmet ölmeyecek. Kimse ölmeyecek. Silahı bana ver. Mehmet istedi silahı. Onu götüreceğim. Hadi bana ver onu.
Baba kız ölüyor. Allah kahretsin Kılıç. Neredesin? Bir şeyiniz var mı efendim? Hayır. Binanın bütün girişlerini kapat. Bütün korumalara söyle ana kapıya gitsinler. İçeriye kimse girmeyecek. İçeriden dışarıya kimse çıkmayacak. Binanın içinde kimseyi istemiyorum. Emredersiniz efendim. Doktor çağıralım mı efendim? Hayır, sen dediğimi yap. Buraya kadar Nizamettin. Yürü. Buradan çıkamazsınız. Görürsün. Memati, yarım saat bekle. Adam gelirse onu da alırsın. Tamam usta. Vakit doldu. Gelmedi usta. Ne çabuk satıldın, gördün mü Nizamettin? Buldum. Ne buldun Erhan? Bu ya aradığımız şey ya da çok büyük bir buzhane. Seker kafamıza gözümüze. Ne yazıyor orada? Şerefsiz. Yaktı bilgisayarın devrelerini. Düzelt her şeyi. İmkansız. Bütün ipler elimde. Birazdan Samuel gelecek. Lazia'nın ona şantaj kasetiyle gelecek. Ve ben seni evden çağıracağım. Üçümüz burada bir karar vereceğiz. Samuel bile o anda karar verdiğimizi zannedecek. Çıkıyordum Samuel. Ne oldu? Lazia'nın elinde kasetim var. Ne kaseti? Karım beni aldatıyormuş. Lazia, adaylıktan çekilmezsem kaseti sızdıracağını söylüyor. Bu kaset ne zamana ait? Bilmiyorum. Karahanlı'dan öncesine mi, sonrasına mı ait? Önce. Karahanlı öldükten sonra dışarı çıkmadı. Karahanlı ölmeden önce kimsenin baronluğa aday olacağını biliyordu. Ne bileyim. Belki de başka bir amaç için kaydettiler. Bunu Lazia yapmış olamaz. Ben bu kısmına ilgilenmiyorum Nizamettin. Bana şantaj yapıyor Lazia. Bu konsey yasasına aykırı. Bunu ispatlayamazsın.